Merhaba arkadaşlar, Gökhan'dan Teknoloji'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Yi Lite LED Strip, yani Xiaomi Yi Lite'ın şerit LED'ini inceleyeceğiz. Gelin isterseniz önce kutu açılımını yapalım. Bakalım kutuda neler var. Evet, gördüğünüz gibi kutu içeriği de böyle. O kadar güzel kutulamışlar ki. Her şey yerli yerinde. Xiaomi'nin bu kutulama işlerine bayılıyorum. Evet, bir adet kullanma kılavuzu. LED'imizin kendisi. Evet. Adaptörümüz. Adaptör için hem Çin için, Amerika için hem de Türkiye için çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi EU plak dediğimiz Türkiye için kullanılan prizi takıp çeviriyoruz. Evet. İsterseniz önce kutusunda yazanlara bir bakalım. Evet, Amazon Alexa'yı, Google Asistan'ı, Apple HomeKit ve Samsung'un SmartThings sesli asistanlarını desteklediği yazıyor. Evet, burada gördüğünüz gibi sesli asistanları destekledi. Birçok renk seçeneği sundu. Grup şeklinde açılıp kapatabildi. 10 metreye kadar uzatılabildi. Müzikle senkronize şekilde çalışabildi ve esnek bir malzemeden yapıldığı yazılmış. Evet, burada ne şekilde takıldığı gösterilmiş. Evet, burada da çeşitli özelliklerinden bahsedilmiş. Evet, 7.5 watt ile 24 watt arasında çalıştığı, boyu uzadıkça tabii ki wattı artacaktır. Evet, Apple HomeKit ile iPhone'la ve Android cihazlarla çalışabildiği yazılmış. Bu modelde gördüğünüz gibi bir tane fiziksel tuş koyulmuş. Bu da çok güzel. Birbirine takılması, kullanımı gayet kolay. Boyu 2 metre, 10 metreye kadar uzama özelliği var. Evet, gördüğünüz gibi kabloların sarılması için en ince ayrıntılar bile düşünülmüş. Evet, adaptöründen bahsedeyim. 24 volt 0,6 ampere kadar çalıştığı yazılmış. Evet, isterseniz deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi takar takmaz çalıştı. Evet. Tek tıklamayla açılıp tek tıklamayla kapanıyor. Basılı tutulduğunda renkler arasındaki geçişler. Beğendiğiniz renkte durabiliyorsunuz. Tekrar açtığınızda aynı renkten devam ediyor. Bu da güzel bir özellik. Renkler arasında çabuk geçmenizi sağlıyor. Özellikle bu mekanik tuşun yapılması gayet hoş. Çünkü o an için cep telefonunu bulamayabilirsiniz. Veya şarjı bitmiştir, açamayabilirsiniz. O yüzden mekanik tuş gerçekten güzel olmuş. Gelin isterseniz şimdi uygulamamızı tanıtalım. Evet arkadaşlar, bütün Xiaomi'lerde kullandığımız gibi öncelikle Mi Home uygulamasını indiriyoruz. Evet, Mi Home'u açtıktan sonra eğer kendisi tanımazsa sağ üstteki artı tuşuna basıyoruz. Cihaz eklemeye geçiyoruz.
Evet, gördüğünüz gibi şerit LED'imizi hemen tanıdı. Bağlan diyoruz. Sonraki diyoruz. Evet, şu an modem ve modem üzerinden cihazımıza gördüğünüz gibi bağlanıyor. Yanıp sönmesi bağlanmasının göstergesi. Şu mavi kısım tamamen bitince zaten kendisi de bize bir bildirim verecek bağlandığına dair. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bağlandı. Evet, buradan oda seçiyoruz. Ben salonda kullanacağım bunu. Sonraki dedik. Evet, buradan ismini değiştirebiliyorsunuz. Örneğin şerit LED de diyebiliriz. Gerçi bu sesli asistanla biraz sonra kullanacağımız için önce Türkçe, daha sonra da İngilizce adlandıracağım zaten. Evet. Başlayalım dedik. Gördüğünüz gibi. Evet, kabul ettik. Evet, gördüğünüz gibi burada elle de en düşüğe getirdim. Şu an en düşükte. Evet. Ve şu an en yüksekte. Evet, buradan renklerini de değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, buradan açıp kapatabiliyoruz. Akışa getirdiğimizde sürekli bir renk geçişi yapıyor. Birbirinden animasyon şeklinde. Evet, buradan akış ayarlarını yapabiliyoruz. Hangisinden hangisine geçmesini istediğimizi gösterebiliyoruz. Evet, akıştaki renk skalası. Evet, buradan ışığın ertelenerek kapanmasını sağlayabiliyoruz. Evet, sağ üstteki 3 noktadan çeşitli ayarlarını yapabiliyoruz. Evet, bu ertelenerek kapanmayı açtığımızda 15 dakika sonra kapanmasını söylüyoruz. Planlarda çeşitli Xiaomi'nin sensörleriyle çalışmasını sağlayabiliyoruz. Varsayılan durumu, yani tuşa basıldığında açılmasını mı, kapatılmasını mı istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Evet, çeşitli Xiaomi'nin uzaktan Bluetooth uzaktan kumandalarıyla çalışmasını sağlayabiliyoruz. Evet, buradan cihaz adını değiştirebiliyoruz. Diğer Xiaomi'nin ışıklarıyla grup şeklinde çalışmasını sağlayabiliyoruz. Bakın, ben de daha önceki Xiaomi ürünlerini gördük. Bunlarla da ışık grubu oluşturup aynı zamanda açılıp kapatılmasını sağlayabiliyoruz. Konum yönette, evet, buradan oda seçebiliyorsunuz. İstediğiniz odaya ekleyebiliyorsunuz. O odadaki ürünlerin açıp kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Cihazı paylaşta başka bir Mi hesabı olan evdeki diğer kişilerle cihazı kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Otomasyon, çeşitli otomasyonlar,
Çeşitli sensörlerle beraber çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Cihaz güncellemeleri, evet gördüğünüz gibi şu an 9'u kullanıyormuşuz, 18'i gelmiş. Buradan da güncelleştirmesini yapabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi cihazlar, benim şu an bütün kullanmış olduğum cihazlar burada. Salon dediğimizde ikisini görüyorsunuz. Evet buradan da açıp kapatabildiğiniz gibi uygulamanın içerisine girip buradan da açıp kapatabiliyoruz. Evet gelin isterseniz bir de sesli asistanla çalıştıralım. Evet sesli asistanı ekleyebilmemiz için Amazon Alexa, Google Asistan, Apple HomeKit veya SmartThings'e sahip olmamız gerekiyor. Ben Google Home üzerinden kullanıyorum genelde. Sol üstteki artı tuşuna tıklıyoruz. Evet, cihaz kura giriyoruz ve buradan Hue Light yazarak giriş yapıyoruz. Ben daha önce kullandığım için hemen tanıdım. Evet. Gördüğünüz gibi şerit LED'imiz eklenmiş oldu. Evet, buradan açıp kapatabiliyoruz. Buradan üstüne girerek kısabiliyoruz. Açabiliyoruz. Buradan renk skalasından renklerini değiştirebiliyoruz. Evet. Gelin isterseniz şimdi Google Asistan'dan çalıştıralım. Şerit LED'i kapat. Evet, gördüğünüz gibi şerit LED'i kapattık. Şerit LED'i aç. Evet, gördüğünüz gibi açtık. Şimdi Google Home'dan adını değiştirip bir de İngilizce olarak değiştirelim. Turn off strip LED. Evet, gördüğünüz gibi kapattı. Turn on strip LED. Evet, gördüğünüz gibi açtı. Evet, malzeme kalitesi gayet güzel. Yani diğer LED'lere bakılırsa mükemmel derecede bir kalitesi var. Gördüğünüz gibi şuradaki kısımdan ucuna ek yapılabiliyor. 10 metreye kadar eklenebiliyor. Arkasında yapıştırıcısı var. İstediğiniz yere yapıştırarak da kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 metrelik bir LED. Diğer LED'lerle arasında dağlar kadar fark var. Çok güzel, çok mükemmel bir kaliteye sahip. Evimde birçok LED kullanıyorum. Ve gerçekten malzeme kalitesi olarak çok güzel. LED aralıklarının biraz daha birbirine yakın olmasını beklerdim. Ama kullanımı gayet güzel. Evet, bir videonun daha sonuna geldik.
Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydası olmuştur. Desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ve aklınıza takılan soruları yorumlarda bana sormayı unutmayın. En kısa zamanda sizlere dönüş yapmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.